Selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yepyeni bir açılımda sizlerle olacağım ve bu açılımda da aklındaki kişi seninle ilgili hangi kararları almış diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah sizler için faydalı bir açılım olsun. Tabii ki abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Ben abone olan arkadaşlarım için niyet almaktayım. Ve tüm enerjilerime, tüm niyetlerime sadece bu arkadaşlarım dahil olmaktadır. Bunu da hatırlatmış olayım. Evet, hadi bakalım isterseniz hemen başlayalım bu arkadaşların niyetiyle. Şu anda aklınızdaki kişi ne yapıyor? Gündeminde neler var? Bir görmüş olalım. Bir görmüş olalım bakalım. Evet, şimdi arkadaşlar öncelikle bu insanın bitiremediği yarım kalan işleri var gibi gözüküyor ve bunları bir bitirme gayreti, bir bitirme çabası içinde olduğunu söyleyelim. Yani aslında yarım kaldı ama benim amacım bu şekilde olması değildi. O yüzden de ben en kısa yolda, en kısa sürede bunları halledeceğim dediği bir gündemi söz konusu. Bunun dışında bu kişi normalde tavsiye almayı sevmeyen bir insansa, mesela aslında bu anda insanlara fikirlerini sorduğunu söyleyebilirim. Yani yanlış yolda olduğunu anlayan, artık hata yaptığını düşünen, kendi içinden bir takım konularda yüzeye çıkamayan ve bu yüzden de etrafındaki insanlardan tavsiye alan, fikir alan ve hatta onların tavsiyelerine uyan bir durumda ortaya çıktı. Belki bu tavsiyelere uyma durumu onun yarım kalan işlerini tamamlamasına da bir vesile olabilir. Kişi bu şekilde düşünüyor. Ve arkadaşlar bazı mutlu tesadüfler yaşamış olabilir bu insan. Uzun süredir görüşmediği biriyle görüşmek gibi, konuşmak gibi, bir yerde tesadüf etmek gibi. Özellikle bunun böyle deniz kıyısı bir yerde, sakin bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Yani böyle bir sayfiye yeri olabilir, böyle bir köy olabilir. Ama tabiatla iç içe, böyle ormanlık, belki denizin olduğu bir yerde böyle bir tesadüf meydana gelmiş. Belki de bu kişi bir tatile gitti ya da bir mola verdi, işte bir uzaklaşma içindeydi. Sanki orada böyle mutlu bir tesadüf olmuş gibi, biriyle karşılaşmış gibi gözüküyor. Bir diğer durum arkadaşlar, bu kişi hayata karşı isteklerini tekrar göz önünden geçiriyor. Bir takım konularda güncelleme yapıyor. Onarıma gidiyor, tamir etmeye çalışıyor istek ve beklentilerle alakalı durumları. Ve odaklanmak istiyorum diyor. Tek bir şeye, tek bir insana, tek bir duruma odaklanmak ve onu halletmek istiyorum. Yani dikkat dağınıklığımı atmak istiyorum diyor. Bir diğer durum arkadaşlar, bu kişi maalesef eril ve dişil dengesini sağlayamamış. Ve bundan dolayı da ilişkilerinin bozulduğunu, ilişkilerinde yol ayrımına gittiğini düşünüyor. Ve bu yüzden de birazcık bu konu üzerinde çalışmak istediğini belirtiyor. Ve yavaşlamak istiyor biraz arkadaşlar. Yavaşlamak istiyor. Çok acele hareket etmek istemiyor. Hızlı olmak istemiyor. Daha düşüne taşına, daha sabırla, yavaş ama emin adımlarla ilerlemek istiyor. Yani biraz bu manada zaman yönetimi yapmak istiyor. Ve etrafındaki insanlardan da destek alıyor ve onlara da destek veriyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, gündem bu şekildeydi. Peki o halde sizinle ilgili duyguları sormak istiyorum. Tabii ki aldığı kararlara da geleceğiz. Sizinle ilgili duygularda neler var imiş? Bir bakalım.
Evet, sizinle ilgili duygular. Evet, şimdi arkadaşlar bir kısmımız ayrılmış olabilirler. Burada bir ayrılık, bir boşanma gündemi var gibi gözüküyor. Böyle bir durum olmuş gibi. Ve eğer size hiç üzülmüyor gibi bir davranış biçimi yansıtıyorsa, mesela burada aslında bu insanın çok üzüldüğüne dair bir durum söz konusu. Yani bir maskenin ardına saklanmış durumda. Üzüldüğünü, kalp kırıklığını, incindiğini ya da bu ayrılığın, bu uzaklığın onu kötü etkilediğini belli etmeyen bir yapı içinde. Bunu söyleyeyim. Ve bu yüzden de şu anda böyle bir niyete gelmiş ki diyor ki bazı gerçekleri ona iletmem gerekiyor. Bazı gerçekleri dile getirmem gerekiyor. Belki de bir takım gerçekleri dile getiremediğim için, söyleyemediğim, konuşamadığım için bu tarz bir uzaklaşma ya da ayrılık noktasına geldik. O yüzden artık benim maskelerimi atıp kendimi ve içimdeki o duyguları çok çıplak bir şekilde ona iletmem lazım. Gerçekleri dile getirmem lazım dediği bir durum söz konusu. Ve arkadaşlar size karşı sadakati kesinlikle var. Bakın yin kartını verdi. Buradaki dişil enerji siz oluyorsunuz. Ve size karşı bir sadakati söz konusu. Fakat bu insan önceki ilişkilerden kaynaklanan korkulardan dolayı aslında onu tetiklendiğini söylüyor. Geçmişi hatırladıkça, geçmişteki olayları hatırladıkça tetikleniyorum diyor. Tabii ki bu insan kendi de geçmişte başka insanları aldatmış olabilir. Böyle bir geçmişe sahipse ki burada bazı konularda insanları aldattığını, yalan söylediğini, sömürdüğünü de belirtiyor. Bundan dolayı da aslında kendine güvenmiyor olabilir bu manada. Yani aslında sadakatliyim şu anda ona karşı ama geçmişte ben böyle biri değildim ya da geçmişte ben sadakatsizliğe uğrayan biriydim ve o yüzden korkularım var dediği bir durum söz konusu arkadaşlar. Yani bu manada sadakat konusunda kendi kalbini iyileştirmeye çalışan bir kişi görüyorum. Bunu sizin için yapmak istiyor çünkü siz onun için aslında iyi ve çok güzel bir dişil enerjisiniz. Güvenilir ve kendini açması gereken, sadakatini adaması gereken bir dişil enerjiyi temsil ettiğiniz için. Ve arkadaşlar şu anda gündeminde iş konuları çok ön planda. Burada denizi verdi. Bu kişi deniz aşırı bir yerde çalışıyor olabilir. Farklı bir şehirde çalışıyor olabilir. Ya da denizle uğraşıyor olabilir. Yani işi denizle alakalı olabilir. Deniz, gemiler, ulaşım gibi bir yer olabilir. Ya da denize yakın bir yerde çalışıyor olabilir. Burada şu anda iş anlamında çok yoğun olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Ve bu yoğunluktan dolayı size vakit ayıramadığını, belki de hani deniz ulaşımından dolayı hani denize ait bir iş olduğu için değişik yerlere gidip gelmesi gerekiyordur. Yoğun bir trafiği vardır. Belki sabit kalamıyordur. Bundan dolayı tamamıyla size vakit ayıramadığını, tamamıyla iş odaklı olduğunu söylüyor. Bundan dolayı sizi kırdığının farkında ama işinin de böyle bir gerçeği olduğunu ve belki de bunu kabullenmeniz gerektiğini de söylüyor tabii ki. Ve bir diğer şey arkadaşlar sizinle ilgili aslında kendi derinlerinde içinde inkar ettiği çok fazla şey var. Kabul etmediği, size açık olmadığı ve zaten burada söylüyor diyor ki evet inkar ediyorum. Evet sana karşı açık değilim. Bunun nedenlerini biliyorsun. Senin için oluşturduğum olağan hayatımdan vazgeçmeyeceğim. Yani bu kişi demek ki kendi düzenine takıntılı olan, kendi düzenini bozma konusunda niyetli olmayan biri. Ve şöyle söylüyor diyor ki başından beri böyle olacağını biliyordun. Maalesef daha fazlasını sunamıyorum diyor. Demek ki kendi oturduğu evi olabilir, yaşadığı çevre olabilir, işi olabilir, kuralları, disiplini olabilir. Bunlardan ödün vermek istemediğini söylüyor. Ve sizinle arkadaşlar aslında bazı duyguların ucuna kadar geldiğini söylüyor. Bir takım aşırılıklar yaşamış olabilirsiniz ya da bu insan belki de sizinle bir takım duyguların aşırısına gittiğini, uca geldiğini söylüyor. İşte mesela dile getirmek istediği şeyler vardır, onları söylemek gibi. Ya da işte kendini çok fazla tutuyordur, artık bir şeyleri açıklamak gibi. Yani bu insanda tetikleyen, onu uca getiren, kıyıya getiren durumlarınız var. Çünkü zaten diyor ki bana sihirli bir şekilde dokundun, büyülü bir şekilde dokundun ve ben tetiklendim. İçimde bir uyanışı tetikledin sen benim. Umarım içimde ve içimizde ve bu aramızda olumlu bir değişiklik haline gelir. Ve aramızdaki bağlantı daha iyi bir seviyeye gelir diyor arkadaşlar. Burada tabii sezgiler vardır. Burada birbirine iyi gelme durumu vardır ve en önemlisi de bu insanı bazı konularda tetiklemiş olmanız durumu vardır. Evet, böyleydi. Peki. O halde arkadaşlar şunu soralım. En çok sizinle ilgili hangi konularda zorlanıyor bu insan? Bu ilişkide. Sizinle alakalı hangi konularda
zorlanıyor. Hangi konularda zorlanıyor? Evet, bakın kendini olduğu gibi ortaya koymama durumu burada tekrar çıktı. Sizinle ilgili zorlandığı konular, ya sizin ya onun ya her ikinizin gerçek yüzünüzü ortaya koymaması, bir takım maskeler ya da sınırlar arkasına sığınıyor oluşunuz. Yani aslında her iki tarafında birbirine hayalleriyle alakalı, beklentileriyle alakalı, umutlarıyla, umutsuzluklarıyla alakalı çok fazla done vermiyor oluşu, çok fazla ipucu vermiyor oluşu burada zorlanılan bir durum olarak ortaya çıkıyor. Ve bunun dışında arkadaşlar, bu insanın ya da sizin ya da her ikinizin ruhunda asla dolduramadığı bir boşluk olabilir. Sürekli bu boşluk hissiyatıyla yaşıyor ve yaşamaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu da aslında ilişkileri ve tabii ki en başta kendimizi sabote etmemize sebep oluyor diyor. Yani sağlıklı bir bağlantıya geçmenizi engelliyor belli ki ruhunuzdaki o boşluk. Travmatik geçmişlerinizden kaynaklanan durumlar. Ve bir diğer durum arkadaşlar, bu ilişkiyle alakalı bir amaç belirleyememek. Bu amacı keşfedememek, bir araya gelmenizin sebepleri ya da bir araya geldiğinizde olayı, gidişatı güzel bir noktaya çevirememek, döndürememek bir mutsuzluk kaynağı gibi gözüküyor. Ya da zaten mutsuz ve ruhsal anlamda kötü bir durumda olduğumuz için de yön veremiyor olabilirsiniz. İlişkiye katkı sunamıyor olabilirsiniz. Bu var burada. Ve bir diğer şey arkadaşlar, bazı konularda birbirinizi dışlıyor olabilirsiniz. İşte ön yargılar olabilir, kendini düşünmek ve bencilliği öne koymak olabilir. Burada bir dışlama durumu da var ve dolayısıyla bu dışlama durumu ilişkinin çok daha güzel bir hale gelmesini maalesef ki engelliyor. Ve bir diğer durum, taraflardan birinin ya da her ikisinin de sabır göstermek yerine uzaklaşmayı tercih etmesi, artık bir şeylerin ucunu bıraktım, oluyorsa olur, olmuyorsa olmaz kafasına gelmesi, umursamaz, ilgisiz davranması gibi gözüküyor. Peki o halde şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Sizinle hangi konularda konuşmak istiyor? Hangi konularda konuşmak istiyor sizinle? Evet arkadaşlar, öncelikle şu konuyla alakalı konuşmak istiyor. Kendini çok yalnız gören bir insan bu kişi, ya da sizden geri çekildiği zamanlarda çok yalnız olan biri ya da normalinde de çok yalnız olan biri olabilir. İç gözlemi sevdiğini, sessiz kalmayı sevdiğini, geri çekildiğinde pek çok konuyu muhakeme ettiğini ve bu manada pek çok uyanışa aslında ulaştığını söylüyor. Burada bir uyanış var sizinle alakalı. Yani biraz böyle içine kapalı, çok daha göz önünde olmayı sevmeyen biri olabilir. Ve sizinle alakalı da sizinle bağlantıya geçmek, iletişime geçmek ya da bunları daha sağlıklı bir hale getirmek için bir uyanışa geçtiğini söylüyor. Yani bu yalnızlık, içe kapanma durumu ona iyi gelmiş. Uzak kaldığınız dönemler ona iyi gelmiş gibi gözüküyor. Bir diğer şey şu, bu kişi biraz mola verdiğinde, biraz ara verdiğinde, biraz içe kapandığında ya da kendi haline bırakıldığında çok daha ilham verici, çok daha yaratıcı, çok daha kendi içindeki potansiyeli açığa çıkarabilen bir pozisyona geliyor arkadaşlar. O yüzden mesela bu insan bunu çok fazla isteyebilir. Bu konuda sizin de istekli olmanız gerekiyor. Yani diyor ki benden bir işaret bekle. Çünkü ben içe dönebilirim, uzaklaşabilirim, sessizleşebilirim. Ama bunu kötü bir şey olarak algılama. Çünkü tam tersi, bu bana daha fazla enerji veren bir şey. O yüzden sadece yapman gereken bu molaya saygı duymak ve bir işaretimi beklemek şeklinde söylüyor. Bir diğer şey arkadaşlar, bu insanın içinde hiç büyümeyen küçük bir çocuk var. Çocuksu bir ruha sahip. Aslında eğlenceli, mutlu, hayatı dolu dolu yaşamak isteyen ve anın tadını çıkarmak isteyen biri. Ve bir yandan da gerçekten kim olduğunu anlamaya çalışan, kendini keşfetmeye çalışan biri. Böyle bir yolculuk içindeyim diyor. Tam da bu dönem kendini tanıma yolculuğundan geçiyor olabilir arkadaşlar.
Ve genişleme ile alakalı, gelişimle alakalı aslında öncelerde çok katı bir tutum içindeyken, hayır diyerek reddederken, şu anda geldiği boyutta gelişmeye, değişmeye, farklı şeyler öğrenmeye, kendini açmaya başladığını söylüyor. Çünkü potansiyelimi diyor ortaya çıkarmak istiyorum. Bugüne kadar baskıladığım, hayır dediğim, reddettiğim olayları gündeme getirmek istiyorum. Kendimi açığa çıkarmak istiyorum. Artık sınırsız bir şekilde ben de varım demek istiyorum diyor. Kendini rahat, sıcak, güvenli bir yuvada hayal ediyor. Ya da gerçekten böyle bir ailede yaşıyor olabilir. Ya da dediğim gibi potansiyelini yuva kurmak için böyle sıcak, korunaklı, güvenli bir yuvada ve ilişkide olmak için de kullanmak istiyor olabilir. Peki o halde arkadaşlar, sizi nasıl görüyor diye sormak istiyorum. Sizi nasıl görüyor ve en son tabii ki de hangi kararları almış onu da sormuş olacağım. Sizi nasıl görüyor? Evet, sizi nasıl görüyor bir bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle ilk verdiği kartta bir masumiyet enerjisi açığa çıktı. Sizi oldukça masum biri olarak görüyor. Bencil olmayan, evet kendine has özellikleri olan ama sürekli ben ben demeyen, bencil olmayan, karşı tarafı da düşünen, hassasiyetli, hassas ve masum biri olarak görüyor. Bir savaşçı olarak görüyor arkadaşlar. Özellikle spiritüel savaşçı dedi, savaşçı dedi burada. Yani bu tarz konulara meraklı, bu konularda ilgili olan biri gibi görüyor. Bir diğer şey duygularıyla barışık olarak görüyor sizi. Oldukça faydacı, pratik, dingin, sakin, duygularını tanıyan, duygularıyla barışık, ana odaklanmış, kendini kadere teslim etmiş, akışa bırakmış biri gibi görüyor. Bir diğer şey arkadaşlar sükunet enerjisi. Zaten söyledik, sakin, dingin, sükunet enerjisi içinde olduğunu söylüyor. İlgiyi seven, konuşmadan önce düşünen, eyleme geçmeden önce bayağı bir karar vermekte zorlanan, daha çok hareketsiz, daha çok odak olmayı, odaklanmayı seven, kendine odaklı biri olarak da görüyor aynı zamanda. Bir diğer şey yüksek bir bilince sahipsiniz arkadaşlar. Sezgileriniz kuvvetli. Gizliliği seviyorsunuz. Sabırlı bir insansınız. Ve karşı tarafın aklını başından alabilecek şekilde bir çekiciliğiniz, cazibeniz söz konusu. Ve aynı zamanda da bir tarafınız oldukça realist, gerçekçi ve ailesine düşkün, anaç, sorumluluk alan, aynı zamanda arkadaşlarıyla da aynı şekilde bir arada olmayı seven, aile ve arkadaşa önem veren biri gibi görüyor. Gizem ve cazibe kartını iki kere altını çizdi. Bu özellikler sizde fazlasıyla var. Ve insanları etkisi altına alan biri gibi de görüyor aynı zamanda arkadaşlar. Peki sizinle ilgili hangi kararları almış? Bunu da bir sormak istiyorum. Hangi kararları almış? Bir bakalım. Evet, şuradan da alalım.
Sizinle ilgili hangi kararları almış bakalım. Evet, şimdi burada arkadaşlar cinsel dürtüler artmış gibi gözüküyor. Özellikle uzun süredir görüşmüyorsanız, arada bir uzaklık durumu varsa, ciddi anlamda bir özlem durumu söz konusu. Değnek şövalyesi araba kartı bu konuda bir harekete geçeceğini gösteriyor kişinin. Ve hatta çok büyük şeyleri göze alabilir. Göze alacağı şeyler işte aradaki ilişkinin yasak ilişki oluşu mesela, bunu göze alabilir. Ya da işte toplum normlarına uymayan bir durum olabilir mesela, bunu göze alabilir. Yani burada kişi aslında çok uç bir noktayı göze alarak hatta belki normalde yapmam dediği şeyleri yapma pahasına, riske girme pahasına, öyle söyleyeyim. Riske girmek, günaha girmek pahasına bile böyle bir adımla gelecek gibi gözüküyor. Çünkü burada çok yoğun bir tutku, çok yoğun bir özlem durum söz konusu. Çok ani bir adım olacak bu manada, bunu söyleyeyim. Bir diğer şey arkadaşlar, sizinle ilgili hangi kararı almış? Bakın burada tılsım dokuzusu olarak çıktınız. Cidden sizi çok üst seviyede görüyor. Maddi anlamda aslında ona ihtiyacı olmayan bir pozisyonda görüyor. Demek ki aslında size erişebilmek adına, bakın bir tılsım kralı gibi, planlı, programlı, maddiyatını, statüsünü, konumunu yükselterek, bu konuda bir kudrete, bir güce gelerek aslında size gelme kararı almış. Yani en az ben de onun kadar güçlü olmalıyım. Ya da zaten güçlüyse bu gücünü size göstermek, kudretini size gösterip hissettirmek, sizi onore etmek gibi bir niyeti söz konusu. Bir diğer şey arkadaşlar, aranızda bir boşluk, bir karanlık, bir uzaklık, bir umutsuzluk dönemi olmuş olabilir. İşte bu boşluktan çıkmak istiyor arkadaşlar. Bu boşluktan çıkmak. Bu da nedir? Konuları netleştirmek olabilir. Bu kendini size açmak olabilir. Bu size bir takım sorular sorarak sizi açmak ve anlamak olabilir. Bu konuda da vicdan yapıyor ve vicdan da onu dediğim gibi bu tarz bir noktaya getirmiş gibi gözüküyor. Bir diğer şey arkadaşlar, aldığı bir diğer karar şu. Yargıladığı konularla alakalı. Bu kişi size karşı çok ön yargılı yaklaşmış olabilir. Ya da siz belki bu insana çok ön yargılı yaklaştınız. Burada bunlardan özgürleşme, bununla ilgili olumlu ve güzel adımlar atma durumu söz konusu. Ve bir diğer şey de, bu insan kaçak dövüşen biri ise ve biraz da flörtöz biri ise, ki öyle olduğu gibi gözüküyor. Daha fazla size odaklanmak, size karşı ön yargılarını atıp sizde karar kılmak. Evet, büyük büyük adımlar değil ama ufak adımlarla en azından ben sendeyim. Yani aklım, fikrim artık sende gibi bir takım adımlar atma niyetine gelmiş. Ve bir diğer şey de şu, çok yoğun bir şekilde bunu düşünüyor. Bakın Ermiş kartıyla birlikte bir içe dönüş, bir düşünme, özellikle dikkati dağınık olan biri ise mesela, ki yoğun bir şekilde bu enerjiyi alıyorum burada, işte biraz onu da deneyeyim, biraz bunu da deneyeyim, onunla da konuşayım, bununla da konuşayım diyen böyle flörtöz biri ise bunu çok sorguluyor bu dönem. Ve burada kader çarkı ve deli kartıyla birlikte, aslında joker kartıdır, bununla birlikte artık bu manada da kendine bir çeki düzen vermesi gerektiğini, artık bu işleri bırakması gerektiğini adeta kendine söyleyen, bu konuda kendini tartan biri söz konusu. Açıkçası aranızdaki ilişkinin kadersel bir çağ olduğunu düşünüyor, kadersel bir dönem olduğunu düşünüyor. Ya da kaderimi değiştirebilirim bu ilişkiyle. Artık eskisi gibi arayış içinde olmama gerek yok. Zaten aradığım kişi o ve ben onunla yeni bir sayfa açmalıyım. Çünkü kadersel bir tanışma, tesadüf içindeyiz dediği bir durumu var arkadaşlar. Evet, bu şekildeydi arkadaşlar. Peki son olarak tabii ki eril ne söyler bir bakalım. Aklınızdaki eril enerji size ne söylemek istiyormuş? 3 tane kart seçelim buradan. Evet, ilk kartımız, kendimi değiştirmem gerektiğini bilsem de bunda çok başarılı değilim. Çaba göstermem gerektiğini biliyorum ancak çoğu zaman kendimde bu gücü bulamıyorum. Evet, böyle bir itirafla geldi. Bir diğer cümlesi, hiç aklımda yokken kıskançlıkla gündem yarattığında zihnime merak duygusu salıyorsun. Ben erkeğim ve kendime her şeyi hak görürüm. Beni gereksiz kıskançlıklarınla zorlama. Ve üçüncü sözü, cümlesi şöyle diyor, benden istediğin şeyi yapacağımı hissanlıyorum. Seninle polemiğe giremem. Tamam, bakarız diyor aslında arkadaşlar. Evet. Yani kendi içinde çelişiyor. Hem yapamam diyor,
Bu konuda benle polemiğe girme diyor. Hem de tamam bakarız diyor aslında. Evet, peki bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.